Herkese selamlar. Bugün sizlerle yine bir testnet videosunda beraberim. Bugün iki tane test testneti konuşuyor olacağız. Bunlardan bir tanesi UME'nin testneti, diğeri ise MySwap'ın testneti olacak. Öncelikle UME'yi anlatacağım, sonra da MySwap'a geçeceğiz. UME hem Ethereum hem de Atom arasında, Kozmoz arasında çalışan multi-chain bir platform olacak, bir landing platformu olacak bildiğim kadarıyla. MySwap ise bir StarkNet üzerinde çalışan bir nevi bir DEX olacak. E Şimdi öncelikle OMA'dan başlayalım. Şimdi burada Ben tabii ki her şeyin, burada bahsettiğim her şeyin linkini her zaman olduğu gibi hem açıklamalara hem de ilk yoruma Koyuyor olacağım. Bu iki testnetin de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu video önemli. Dolayısıyla bu videodaki testnetleri mutlaka yapmanızı öneriyorum. Şimdi buraya girdiğimiz zaman sağ tarafta cüzdan bağlamalarını göreceksiniz. Ben 3 cüzdanımı da bağladığım için e, burada hepsi bağlı gözüküyor. Buraya 3 cüzdanı da bağlamanız lazım. Yani metamask zaten hepiniz indirmişsinizdir. E, Kiplerbolt'u da daha önce atom videolarımda indirmiştik. Eğer bilmiyorsanız nasıl yüklendiğini o videolara bakabilirsiniz. E, bu iki cüzdana ihtiyacınız var. Şimdi bu bir testnet olduğu için MetaMask'ta Goerli testnetine ihtiyacınız var. Eğer Goerli testnetini görmüyorsanız e, Burada yani şurada otomatik olarak bu testnetin ekli olması gerekiyor. Bakın bu şekilde renkler otomatik olarak normalde ekli olması gerekiyor. Bunları göremiyor olabilirsiniz. O zaman ayarlara gidiyorsunuz. Burada Advanced kısmından Şuradaki Neredeydi? Show Test Networks'ü on yapıyorsunuz ve böylelikle test dağları sizde otomatik olarak gözüküyor. Şimdi e, burada ise Kepler Wallet'ta ise aşağı inelim şuradan. E, aşağı de şurada UME'nin ve Atom'un buralarda ekli olması gerekiyor. Bunlar test ağları. E, bunların ekli olması gerekiyor. Bunları siz ekleyemiyorsunuz. Yani uğraşmanıza gerek yok daha doğrusu. Burada cüzdanı bağlarken otomatik olarak kendisi buraya ekliyor. O yüzden hiç ama hiç merak etmenize gerek yok. Buraya geldiniz. İşte connect kısmından üç kere farklı farklı cüzdanlarınızı bağlayın. Ve sonra işleme devam edeceğiz. Şimdi bunları bağladığınızda görüyorsunuz. Bakın UME'nin UME ile UME başlayan, Cosmos'un Cosmos başlayan bir linki var. Ethereum Goalen'in de klasik 0x başlayan bir adresi olduğunu görüyorsunuz. E, şimdi bu testnet için 3 e, farklı faucetten token almamız gerekiyor. Ethereum Goalen'de eğer Ethereum'unuz yoksa ki biz daha önce Goalen'i kullandık. O yüzden daha önce benimle kullandıysanız vardır burada Ethereum'iniz. Eğer yoksa buraya geliyorsunuz adresinizi şuradaki adresinizi kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Give me Ether dedikten sonra alabiliyorsunuz. E, ama tabii ki bu şey istiyor. Bir tweet atmanızı istiyor Ethereum adresinizde bu şekilde. E, bunu atıp sonra hemen silebilirsiniz. Bu tweet attıktan sonra buraya da adresinizi yazdığınızda Ethereum'u alacaksınız. Diğer iki faucet için yani şurada bağlamış olduğumuz diğer iki cüzdana e, testnet token almak için ise Discord kullanacağız. Discord kanalını vereceğim. E, o Discord kanalına girdiğiniz zaman Şöyle UME Fawcett ve Atom Fawcett adında iki tane kanal var. Bakın burada Atom Fawcett ve e, UME Fawcett. Ben buradan tokenlarımı daha önce aldım. E, bakalım beni görebilecek miyiz? Şöyle hızlıca bir bakarsak. Benim yazdım. Bakın gördüğünüz gibi ben burada iki kanala yazdım ve tokenlarımı aldım. Nasıl yapacaksınız? Çok basit. Şimdi Atom Fawcett kanalından Atom için almak için buradan şu Kipler'a gidiyorsunuz. Şuradaki bakın en alttaki testnet kanalına atomu seçip buradaki adresinizi kopyalıyorsunuz. Daha sonra Discord'a gelip atom faucet kanalında faucet boşluk bakın ünlem boşluk adresinizi yapıştırdığınızda alıyorsunuz. UME için ise aynı işlemi şuradan UME'ye geçip bu adresi kopyalıyorsunuz ve e, ünlen ünlem boşluk doğru kanala yazdığınız emin olun. Bunu gönderdiğinizde bakiye geliyor cüzdanınıza. 10 saniyenin içine gelmiş oluyor. 0.5 civarı UM'ye geliyor. yanılmıyorsam 16 dolarlık falan da bir atom gelmişti. Tam kaç kaç atom yapıyor hatırlamıyorum. Bunları aldıktan sonra Testnet'e geçebiliriz. Şimdi bu bir borç alma platformu. dolayısıyla şimdi çok fazla detayına girmeyeceğim. Fakat önce yapmanız gereken şey supply. Yani aslında bir koletral oluşturacaksınız. Koleteral nedir? Koleteral aslında sizin e, oraya e, bıraktığınız bir miktar bir bakiyeniz olması lazım ki başka bir şey borç alın. Yani ne, nedir? Mesela ben gidiyorum 1000 dolarlık atom yatırıyorum. Platform da bana bunun karşılığında atıyorum işte 500 500 USDC alma izni veriyor. Sallıyorum. Bu neyi sağlıyor? Ben atomlarımı satmadan başka bir yer için bir nakite ihtiyacım veya başka bir tokene ihtiyacım varsa bunu almış oluyorum ve elimdeki token'ı da satmamış oluyorum. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burada bir de şöyle bir durum var. Biz şimdi Ethereum için Atom için ve UME için e, Fawcett'ten testnet tokenları aldık. Ancak burada DAI, USDC ve USDT de var. Bunları da şuradan supply kısmına geldiğinizde mint edebiliyorsunuz. Ben DAI'yi ettim. USDC'yi de beraber ettim. Bakın tıkladığınızda şurada Fawcett yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. İşlemi onaylıyorsunuz. Ve 1000 USDC'yi birazdan bize veriyor olacak. Ben denediğim için burada 255 tane var gözüküyor. Çünkü ben şey yaptım. Dayıyı borç e, dayıyı olarak bırakıp USDC borç aldım. Şimdi beraber yapacağız anlayacaksınız. E, bu şekilde 1000 USDC şimdi mint, edeceğim. Aynısını USDT için de yapabilirsiniz. Geliyorsunuz önce enable diyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Önce enable deyip onaylamak gerekiyor. Diğerlerinde ben onun işlemleri yapmıştım onaylamasını bekliyorum. Bunu onaylasın. Henüz onaylamadı gördüğünüz üzere. Ya yani hepsini yapmanıza gerek yok. Ama testnetlerin olabildiğince her şeyini ben kullanmaya çalışıyorum daha çok. Evet bekliyorum. Onaylayacak umarım. Evet gördüğünüz üzere onaylandı. Şimdi tıkladığım zaman artık şuraya faucetin gelmiş olması lazım bir sayfayı yenileyelim. Evet gelmedi Fawcett. Belki de USDT yaratılmıyordur emin değilim. E, bunu da borç olarak alırız. Çok problem değil zaten. Şimdi bu şekilde bakın 1255 tane USDC'miz var. İşte 750 burada falan filan. 0.11 atom da burada. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şimdi sizde kolateral olmayacak. E, bunları bu arada kapatabilirsiniz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 4 tane asetiniz var. 4 tane ürününüz var. Bu 4 tane ürünü siz oraya bakiye olarak bırakabiliyorsunuz. Ve bu bakiyeler karşılığında farklı farklı şeyleri borç alabilme şansını elde ediyorsunuz. Ben şu anda Atom ve Dayı bıraktım. Ve bunlarla istediğim tokenları borç alabilirim. Bu şeyin bana şu kısımda izin verdiklerinden. Şöyle mesela bunları ikisini kullanıyorum şu an. Ben mesela birini kapatabilirim. Bakın disable dediğim zaman artık atomu e borç vermemiş olacağım. Bunu da kullanıyorum. Şey e, Oraya baki olarak bırakmamış olacağım. Yani rezerv olarak aslında bırakmamış olacağım. Bunların detayları dediğim gibi çok önemli değil ama ben meraklılar için anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kolektral kısmında supply, şimdi disable'ı gösterdim. Biraz tersten gittik ama şimdi de supply etmeyi yani rezerv olarak oraya bırakmayı gösterdikten sonra borç almayı da göstereceğim ve olayı bitireceğiz. E şimdi error verdi. Normal yani testnet olduğu için özellikle bazı transaction error verebiliyor. Tekrar denemeyeceğim. E bir 4-5 kere denediğimizde mesela ben dayı supply ederken 5. de falan başarıyla supply edebildim. Diğer 4'ü fail oldu. Birkaç kere denemeniz gerekebilir. Şimdi dayı ve atomu zaten supply ettik. E dolayısıyla bakın buradan burada tekrarda da mesela elinizde biraz daha varsa şu supply kısmına şöyle tıklayıp mesela biraz daha supply edebilirsiniz Bakın benim walletımda e, işte 0.11 kalmış falan. Ben bunu mesela supply deyip biraz daha rezerve bırakabilirim. Yani e, halihazırda rezerve olarak verdiğiniz tokundan da daha fazla ekleme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben şu an gördüğünüz üzere birazcık daha bir e, atom supply ediyorum. Rezerv olarak bırakıyorum. Sonra bir de USDC'den biraz bırakacağım. Bir de borç alacağım. Bu testneti bitireceğiz. Evet, gördüğünüz üzere onayladı ve artık 0.11'den 0.14'e çıkmış oldu. Şimdi USDC'miz var, 1255 USDC'miz var. Ben bunun yarısını mesela saplaya edeceğim. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Şu an ben ne yapmıştım? Toplam 255 USDC borç almıştım ya. E, bu benim borç alabilme kapasitemin, yani şu bıraktığım rezerve göre bir borç alabilme kapasitem oluyor sonuçta değil mi? Sonuçta ne kadar bakiye bırakıyorsanız o bakiyenin belli bir yüzdesi kadar size borç alma izni veriyor sistem. Ee, burada biz yüzde 42.52'sini kullanmışız ve biz eğer bu USDC'den biraz daha bırakırsak bakın mesela yüzde %23 23'e düşüyor. Yüzde 75'ini koyarsak yüzde %18 18'e düşüyor. Ne bu? Kullandığımız oran. Yani aslında bu 255 doların bizim borç alma kapasitemize oranı değişiyor. Yani bizim aslında borç alma kapasitemiz artıyor. Neden? Basitçe daha fazla rezerv koyuyoruz. Şimdi supply deyip rezervleri koyalım. Bu landing platformlarının ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, zaten atom ekosisteminin çok önemli olduğunu düşünüyorum varsa ayrı bir konu. Ee, ancak landinglerinde, landing ve borrowing şeylerinde, platformlarında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu supply'ı bir yapalım. Sonra borcumuzu da alıp olayı bitiririz. Evet bu da onaylandı. Ve şimdi bu yukarı doğru çıkacak. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde. Şimdi market kısmına gelip İstediğiniz şeyi borç alabiliyorsunuz. Ha bu arada şunu unuttum. Ee, önemli bir şeyi unuttum. Ee, şimdi biz burada e, atomları aldık değil mi? E, atom buraya geldi. E, bu ağa gelecek. Aldığımız o Fawcett'ten aldığımız atom bu ağa gelecek. E, Fawcett'ten aldığımız um ise bu ağa gelecek. Fakat bakın burada bizim biraz atomumuz da var. Neden var? Çünkü biz bir bridge işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yoksa kullanamazsınız. Az önce video ile beraber deniyorsanız bir problem yaşamışsınızdır muhtemelen. Olay şu. Öncelikle yaptıktan sonra şu IBC'ye geliyorsunuz. IBC'den bakın 0 245 atomumuz var gözüküyor değil mi? Neden? Çünkü bizim Kipler'de atom ağında yani kozmozda böyle aa ayrılıyor gibi düşün. Atomun kendi tesnetinde 0 445'imiz var, 0 245'imiz var. Bunu önce aktaracağız. Bunu mesela %50'sini bakın UME'ye aktarıyoruz. Önce bunu yapmamız lazım yoksa olmaz. UME'ye aktaracağız transferle. Bunu aktarmazsanız kullanamazsınız maalesef. Evet gördüğünüz üzere transfer successful dedi. Burada da bir bir kısım var. Buradan da işte UME'den Ethereum'a e, atom aktarabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz ama bu önemli değil ee, diye hatırlıyorum. Ee, evet genel olarak böyle. Bunlar bu şekilde. Şimdi bir de borrow yapacağız. Yani borç alacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şuradan şurayı kullanabilirsiniz ya da işte bu market kısmında kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil hangisini kullandınız. Mesela ben bu kez dayı borç almak istiyorum. Dayının üzerine tıklıyorum. Burada hem işte supply yani rezerv olarak bırakabilme butonu var aynı zamanda. O biraz önce şuradan yaptığımız işlemlerin hepsini aslında şu market sekmesinden de kolayca yapabilirsiniz. Hem de ee, borç almak kısmı var. Ben şimdi borç almaya tıklıyorum. Benim burada ee, borç alabileceğim bakın yüzde yüzünü kullanırsam 700 dolarlık dayı borç alabiliyorum. Ben %50'sini kullanmak istiyorum ve şu kadarlık bir borç alacağım diyelim. Evet onay işlemini gerçekleştirdikten sonra aslında bu testnet için olayımız bitiyor. Diğer paritelerde de yani diğer işte dayıdır, usdt, atom, usdt hepsinde borç alıp e, saplı olarak rezerve bıraka, bırakma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Benim bu testnette göstereceğim her şey bu kadar. Tüm özelliklerini kullandık. Fail verdi bir kere daha deneyelim mesela %50 değil de %75 almayı deneyelim bu kez hadi onaylayalım. Böyle dediğim gibi birkaç kere fail olabilir bazı işlemleriniz bunları birkaç kere denemeniz lazım. Şimdi tekrar fail verirse ben hani video uzamasın diye uğraşmayacağım ama bilin ki 4-5 kere denediğinizde en kötü ihtimalle olacaktır. Burada aldığınız hataları da bu arada ekiplere iletebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi testnetlerde hata olursanız ekiplere iletin. Çoğu zaman ödüllendirilirsiniz. Evet şunun da cevabını bekleyelim bakalım onaylayacak mı yoksa fail mi olacak? Sonrasında diğer e, projenin testnetine geçeceğim. Evet gördüğünüz üzere onaylandı bu kez. Ve borç kısmına şimdi çıkacak. Gördüğünüz üzere 530 dolarlık bir dayı da borç almış olduk. 256 dolarlık USDC'nin yanında. Şimdi ise Starknet ağında az önce bahsettiğim Decentralized Exchange yani merkeziyetsiz borsa olacak olan MySwap'ın testnetini kullanmaya başlayacağız. E, bu testnet için Argent X cüzdanına ihtiyacınız var. Bu bir Chrome extension. Daha önce de Argent X'i biz kullanmıştık önceki testnetlerde. E, eğer indirmediyseniz linkini aşağı koyacağım. Tıklayıp Chrome ekle diyerek çok basit bir şekilde ekleyebilirsiniz. Sonrasında basitçe hesap oluştur deyip hesabınızı oluşturuyorsunuz. Hesabınızı oluşturduktan sonra şurada deploying diye bir şey çıkacak. Onu biraz bekleyin birkaç dakika veya bazen 5-10 dakika sürebiliyor. O successful deyip başarılı olduktan sonra şurada yine aynı yerde mint token butonu çıkacak. O mint token'a basacaksınız ve yine biraz bekleyeceksiniz ve size 1000 tane TST tokenı verecek. Bu Starknet ağındaki İşlemler biraz yavaş olabiliyor. Her işlem 5-10 dakika sürebiliyor. O yüzden videoyu birçok kez durdurabilirim veya bazı yerlerde bekleyebiliriz. Sizden de aynı şekilde sabır gösterin. Bu testnet tokenları cüzdanınıza geldikten sonra dediğim işlemleri yaptığınızda gelecek ee, ve işlemlere başlayacağız. Şimdi burada öncelikle tabii ki cüzdanı bağlayacağız. Connect Wallet diyerek cüzdanı Argentix'e bağlayacağım. Evet bekliyoruz. Bir yenileyim ben. Bayağıdır bekliyor çünkü sayfa. Evet Connect Wallet'a basıyorum ve gördüğünüz üzere Argent'ten onaylayarak cüzdanımızı bağladık. Şimdi bizim elimizde burada sadece TST tokenı var. Dolayısıyla bu TST'yi başka tokenlara çevirmemiz gerekiyor. Hangisini çevirdiğiniz hiç önemli değil. Hepsini kullanabilirsiniz. Ben şimdi birazını VTH'ye çevireceğim. Mesela 300 tanesini çevirelim. Öncelikle TST'yi harcama izni vermeniz lazım. Klasik approve'luyoruz. Sign dedik. Dediğim gibi buradaki işlemler birazcık sürebilirler. O yüzden sabırlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Evet approve transaction'ını gönderdi. işlemini gönderdi yani. Şu an onaylanmasını bekliyoruz. Basitçe burada ne yapacağımızı da anlatayım. Bir tanesi web işlemi yapacağız. Bir de pool'a bir tane likit ekleme işlemini göstereceğim. Siz dediğim gibi birkaç tane yapabilirsiniz. Farklı farklı tokenler için yapabilirsiniz. Hepsinin mantığı aynı. Hepsinin yapılışı aynı olacak. O yüzden tamamen istediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz. Evet, approve işlevi henüz gerçekleşmedi sanırım. Her işlemde benim e, bunu durdurmam daha mantıklı olabilir ya da belki de flood yapmalıydım bilmiyorum ama ben her işlemde bunu durdurayım, onayladıkça açayım, sonra videoları birleştiririm. Şimdi durduruyorum, devam edeceğiz. Çok geçmeden Approve onaylandı ve şimdi Swap işlemini gerçekleştireceğim. Bu Swap işlemi 300 TST token'ımızı işte 0. bilmem kaç VETH'ye çeviriyor olacak. Şimdi Swap işlemi gönderildi ve bunun da onayında videoyu devam ettireceğim. Yaklaşık 2-3 dakikalık bir süreden sonra Swap işlemi de gerçekleşti ve bir miktar TST'miz bir miktar VTH'ye dönüşmüş oldu. Şimdi swap işlemini gerçekleştirdik. Artık pools kısmına gidip likidite ekleyeceğiz. E buraya geliyoruz. Elimizden coin'ler varsa onlardan likidite ekleyebiliriz. Dolayısıyla üst kısımda TST'yi, alt kısımda da VTH'yi seçiyoruz. Aslında yerleri hiç önemli değil. Neden yerlerini söyledim bilmiyorum. E şimdi burada bizim az olan miktarımız VTH olduğu için e VTH miktarını girmemiz <laughs> lazım ama bu kaç şey yani şuradan max seçebiliyoruz tabii ki. Max'a bastım. Şimdi burada maalesef yine bir approve işlemi gerçekleştireceğiz. Bu kez VTH'yi approve'luyorum. Ve videoyu yine durduruyorum. Sonrasında son işlem için geleceğim. Buradaki approve işlemimiz de yine birkaç dakikada tamamlandı. Ve son işlemi gerçekleştiriyorum. Buradaki Add Liquidity'ye basarak havuza bir Liquidity ekliyoruz. Bu işlemi bitirip tekrar videoya devam etmeyeceğim. Bu arada bir kenarda yapa dursun. Ben de videonun kapanışını yapayım. Şimdi bu videoda iki tane testnet yaptık. Önümüzdeki günlerde yine böyle birkaç tane testnetleri e, tek videoda gösterdiğim e, birçok testnet videosu gelecek. Şansımıza bu işlem bir 10 saniyede falan tamamlandı herhalde şimdi göreceksiniz. E, bu işlem şu an tamamlandı, başarılı oldu. E, testnetleri inceleyeceğiz. Özellikle daha önemli, daha böyle airdrop ihtimali, daha ödüllendirme ihtimali yüksek e, testnetlere odaklanmaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde devam edecek. Bir süre tesnetli ile ilerleyeceğiz. Sonrasında da NFT ve işte e, airdrop fırsatı videoları gelecek. Şu sıralar hem piyasanın kötü olmasından dolayı e, hem de zaten bayağı bir airdrop videosu paylaşmamdan dolayı sizi e, çok fazla böyle maliyetlendirmek istemiyorum. Yani maliyetli şeylerle e, boş yere cebinizden para çıkartmak istemiyorum bu hazır kötü piyasada hem de. E, o yüzden bir süre tesnetle ilerleyeceğiz. Dediğim gibi bu video bitti. Diğer videoları kaçırmamak için YouTube'a abone olabilirsiniz. Twitter, Telegram ve Discord kanallarıma da gelmeyi unutmayın. Şişe düşürdüm. Umarım sever olmamışsınızdır. Ee, bu gece fabrik oyun gecesi var. Ee, yani ben bu videoyu 9'da paylaştığımı düşünürsek yaklaşık bir 3-4 saat sonra biz oyun gecesinde olacağız. Ee, bunun için de bunu da kaçırmamak için yine Telegram'ıma ve Discord'uma girmeyi unutmayın. Oralarda duyuruları yapacağım. Beraber Discord'a gireceğiz, eğleneceğiz. Belki de biraz ödüller de kazanacağız. Görüşmek üzere.